Kursk bölgesinin valisi Roman Starovoyt günü, Luskovski bölgesinin sınır yerleşimlerinin Ukrayna ordusu tarafından bombalandığını duyurdu. Daha sonra Bryansk bölgesinin valisi Alexander Bogomazda köyün bombalandığını bildirdi. Bugün sabah, Luskovsk ilçesine bağlı sınır yerleşim yerlerinin top atışlarıyla yeniden başladı. Markovo köyüne gelenler kaydedildi. Tetkino köyünde yine top mermileri patladı. Bombardıman devam ediyor. Tüm detaylar daha sonra. Sabah bombardımanının sonuçları, ön bilgilere göre can kaybı olmadı. Popovolens H.C. köyünde bazı evlerde hasar kaydedildi, içlerinde camlar kırıldı, cepheler hasar gördü. Tiotkino'da elektrik yok ve Popovolens H.C. bu sorunu çözmeye hazırlanıyoruz. Geçti, bilgiler gerçek zamanlı olarak geliyor diye ekledi Starovoyer. Bogomaz Salı günü Telgraf kanalında Bryansk bölgesinin Suzemski ilçesine bağlı üzerine köyünün bombalandığını bildirdi. Ona göre, yaklaşık 18 çekim kaydedildi. Bogomaz, herhangi bir can kaybı yok. Operasyonel hizmetler olay yerinde çalışıyor dedi. Kursk bölgesindeki sarı, yüksek, terör tehdidi seviyesi 11 Nisan'dan beri yürürlükte bölgenin toprakları Ukrayna ile sınır komşusudur ve defalarca bombardımana maruz kalmıştır. Pazar gecesi, Kursk'a yaklaşan Rus hava savunma sistemleri, patlayıcılarla doldurulmuş iki Ukrayna jet insansız hava aracı Tu-143'e simha etti.